Evet sağlık zamanı TV8.5 ekranlarında canlı yayına devam ediyor. Sırada tanıdık bir konuğum var efendim. Çok heyecanlıyım şu anda. <laughs> evet sevgili partnerim. Aynı zamanda biliyorsunuz ki medikal estetik direktörü Serkan Aydın efendim. Saç ekimini konuşacağız bugün. Evet. E, saç ile ilgili istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. <laughs> Çok mersi. Fazlasıyla ilgilendiririz inşallah. Çok teşekkür ederiz. Bu arada sosyal medyadan izleyicilerimizin soruları varsa sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Sorularınızı gönderebilirsiniz. Buradan cevaplayacağız. Saç ekimi konuşuyoruz efendim. Saç ekimiyle ilgili bütün sorularınızı bekliyoruz. Saç ekimi nedir diye başlayalım isterseniz. Saç ekimi açık olan bölgelere ense bölgesi yani döner sağ dediğimiz ense bölgesinden alınan saç köklerinin olmayan bölgelere aslında transferi. Yani saç ekimi değil ama saç transferi yapıyoruz. İki kulak arasındaki ense bölgesinden alınan köklerin olmayan bölgelere nakli işlemine saç ekimi diyoruz. İki yöntem var saç ekimde. Fut yöntemi ve Fuya yöntemi. Fut yöntemi çok eski dönemlerde kullanılan bir yöntemdi. Şerit alınarak daha cerrahi bir işlemdi. Hı hı. E, son dönemde son 6-7 yıldır, 10 yıldır hatta çok tercih edilen bir yöntem değil. E, şu anki kullandığımız yöntem Fuya yöntemi. Fuya yönteminde de tek tek mikromotor yöntemiyle e, saç köklerinin alınması işlemi. Mikromotorla alınan saç kökleri e, tabii mikromotorun avantajı şu daha çok saç sayısı alabiliyoruz. Daha kök sayısı, saç sayısı daha fazla oluyor. Ve daha başarılı işlemler yapılabiliyor. Bununla birlikte hastaların konforu daha iyi. Çünkü diğer yöntemde cerrahi bir işlem yapıldığı için geçme süresi ve ömür boyu kalıcı hissizlik durumu oluşuyordu. Ama FUYA yönteminde öyle bir şey yok. Evet yani aslında iki teknik var diyebiliriz evet. ama artık eski yöntemi çok fazla kullanmıyoruz. Daha şerit halinde alım değil de tek tek alımı tek tek. daha sağlıklı buluyoruz ve belki de daha mı doğal oluyor? Daha doğal oluyor. Daha sık yapma şansınız oluyor. Çünkü şöyle saç ekiminde aslında hani çok abartmaya gerek yok. Ne ekerseniz onu biçiyorsunuz aslında. Hani ne kadar ekerseniz o kadar sık olma şansı var. Ee, tabii fuya yönteminde de sayıyı yüksek tutma şansımız daha... E ee, şey olduğu için daha yüksek sayı alabildiğimiz için daha sık ve güzel bir görüntü oluşuyor. Çünkü fuye hem hasta için de konforlu bir yöntem. Ee, mikromotorla alındığı için herhangi bir şey izi, eee izi falan oluşmuyor. 8-10 gün içinde de normale dönebiliyor. Evet. Yani saç ekimiyle ilgili aslında ülkemizin çok fazla ilgi gördüğünü söyleyebiliriz değil mi? Yurt dışından da çok fazla kişi saç ekimi yaptırmak için ülkemizi tercih ediyor. Şöyle söyleyeyim. Şahsım ve ülkemiz adına çok ilgi gördüğümüz doğrudur. Çünkü çok fazla operasyon yapıyoruz. Türkiye'de şu an zaten Türkiye saç ekiminin başkenti diyebiliriz dünyada. Artık hani şey oldu. Yani insanlar turizmden çok saç ektirip hani hem saç ektireyim hem de gezmiş olayım. Ama evet. önce saç ektireyim gibi bir hal aldı. E dünyanın her tarafından insanlar tercih ediyor. İşte Avustralya'sından, Amerika'sından her taraftan İstanbul'a bir akım var bu anlamda. E, ciddi bir turizm, e, ciddi bir para kaynağı ülkemiz içinde. Yapılan işlemlerde başarılı, meslektaşlarımızın yaptığı işlemlerde çok başarılı yani yapılan her güzel işlem aslında yurt dışından gelen insanları buraya çekmek için bir sebep. Yani benim de meslektaşlarıma uyarım şudur. Yani herkes tabii ki güzel yapmak ister ama daha iyisini yapsınlar ki hem kendileri kazansın hem ülke kazansın hem yaptıran kişiler mutlu mesut bir şekilde ayrılsın buradan. Evet, tabii ki biz de gururlanıyoruz tabii ki sağlık anlamında da ülkemizin tercih edilmesi bize oldukça mutlu ediyor. Peki devam edecek olursak saç ekimi için gelen kişiye öncelikle ne gibi tetkikler uygulanıyor? Öncelikle hastanın hastanın diyelim hasta değil aslında ama hastanın diyelim klinik hastane ortamına girdiği için hasta demek zorundayız. Gelen kişinin bir muayenesi yapılır. E, dönör sahasına bakılır. Bakıldıktan sonra o saç kalitesine bakılır ve e, yapılacak planlama yani kaç kök ekileceği veya işte aslında ilk başta uygunluğuna bakılır. Sonra planlamada alınacak sayının e, miktarı. miktarı mutlaka çok önemli. Ense bölgesini çok bozmadan maksimum seviyede çalışmalar yapıyoruz. E, bununla birlikte işte komple açıklar Açık kelliklerde işte vertex dediğimiz arka bölgeye kadar açıklarda benim tercihim iki seansta kapatmak. Çünkü tek seansta o bölgeyi kapatmaya çalıştığımız zaman e, seyrek bir görüntü oluşur. Bununla yani komple açıklarda ikiye bölüp bir yıl sonra ikinci seansı yapmak daha mantıklı oluyor. Bir de daha çok tabii şurada önemli bir bilgi aslında çok fazla kişi bunu dillendirmiyor ama e, vertex kısmında tepe bölgesindeki ekimlerde çıkma oranı biraz düşük. Yani orada e, maksimal bir hayal olmasın. Yani orada biraz daha düşük olduğu için kişiler bu tepe bölgesinde ekim yaptırırken bunu mutlaka bilinç bilsinler yani bilinçli olarak gitsinler yani biz hangi kim ne diyorsa işte ben çok iyi kapatırız süper olur falan filan değil yani öyle bir şey yok tepe bölgeleri seyrek olur ön ve orta kısımlar genelde daha sık oluyor. Evet. Peki genelde mesela erkeklerde hani şöyle bir üçgen e kelleşme mi diyeyim artık? E, ön, oluyor, ön bölgede oluyor. Ön çizgi saç ön çizgisi e, yani mesela anlaşıyor. şurada oluyor ama şurada şöyle bir üçgen yan yanlarda, yerlerde açılıyor. Evet, mesela e, bölgesel olarak da ekim yapılıyor değil mi? Tabii, bölgesel olarak ekim yapılıyor. Genelde mesela ön saç çizgisi kayboluyor. Yan golf dediğimiz yan şakak kısımları gidiyor. Bununla birlikte yeni bir ön ön saç çizgisi belirliyoruz. Bu da işte kişinin frontal kasının genişliğine göre oluyor. Tabii bir de kişinin yüz yapısı, yaşı bunlar da etken. Bunu yapan kişiyle hasta arasında bir anlaşma aslında. Tabii fizik bir de yapan kişinin de estetik bakış çok önemli. Yani hasta istedi diye, çünkü hasta ister der ki daha aşağıda olsun falan. Oldu. Bunu ister ama şey yapan kişi çok iyi yönlendirmeli. Hı hı. Ee, iyi bir estetik gözü olması lazım, bakış olması lazım. Yeni bir ön hat çizilir hastaya eksik olan bölgeler tamamlanabilir. Bazen ön bölgede problem olmuyor tepe bölgesinde olabiliyor. Bazen çok garip genel bir seyreklik oluyor. Aslında bütün açıklıklara bütün kelliklere diyeyim ona uygun operasyonlar yapılabiliyor. Evet, ön saç çizgisi çok önemli aslında bir de saçın ekim kısmındaki açısı bildiğim kadarıyla kanal değil mi? Kanal açma yöntemiyle ilgili söylüyorsunuz. Şimdi kanal açma yöntemi zaten ayrıca ustalık isteyen bir şey çünkü yönlerini belirliyorsunuz, sıklığını belirliyorsunuz, açılarını belirliyorsunuz. Yani orada e, tamamen kendi işçiliğinizi konuşturuyorsunuz. E, saç çizgisi çok önemli bir şey çünkü insan o hat dökülmeyeceği için hayatı boyunca taşıyacağı aslında bir kolye gibi bir şey düşünün. Çünkü her sabah kalktığında iyi yapmışsınız sizi anlayacak, kötü yapmışsanız sizi anlayacak. Çünkü kendini gördüğünde. Hep saç çizgisini görecek. O yüzden kendilerini uzman ellere teslim etsin insanlar. İyi araştırsınlar, iyi baksınlar. yapılan yapacak kişinin before after sonuçlarına mutlaka baksınlar, Aynen. referanslarını görsünler. Yaptığı operasyon biz daha önce operasyon yaptığı kişilerle görüşsünler. Bu sonuçlar gerçek mi falan çok karşılaştığım şeyler olduğu için Doğru. yaşıyoruz. O yüzden iletişime geçebilirler işte sosyal medya hesaplarından. Ee, iyi araştırmaları lazım. Tabii ki çok önemli. Peki doğal görünüm dedik. Doğal görünüm için dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir saç ekiminde? Şimdi burada ekibin kalitesi çok önemli. Doğal görünüm işte az önce bahsettiğim gibi estetik bakış yapan kişinin ön saç çizgisini çizerken. işte Ön saç çizgisinin başlangıç noktası çok önemli. Çok önemli çünkü mesela hastalar bize geldiğinde ya işte Hocam işte Beckham çizgisi istiyorum diyor. Ama adamın şimdi kafa yapısına bakıyorsun. ya Beckham'la Beckham alakası yok. Şimdi o adam Beckham çizgisi yapamazsın. Hani hmm. daha uygun, e, kafa yapısına uygun bir çizgi çizebilirsin. Daha e, mesela sivri bir çizgi çizebilirsin. Tarzına göre. o Onu hani biraz daha çıkmış halini görmek lazım. İşte bu da tecrübeyle alakalı. E, tabii birçok... E, Kriter var. Ee, doğal görünüm sağlamak için öncelikle saç çizgisi, sıklık, yönler çok önemli. Aslında operasyonun bir bütün, bütünü e, diyelim. Çünkü hepsi birbirinin tamam. bir halkası gibi. Evet. Peki e, enseden alınan kıl köklerinden bahsettik. Eğer yeterli e, kök yoksa e, ne yapılabiliyor? Yeterli kök yoksa e, göğüs kılı ki çok tercih etmiyorum. Çok değil hiç tercih etmiyorum. Ee, sakala biraz daha sempatim var. Sakal biraz daha sert olduğu için olabiliyor ama e, sadece sakal bölgesinden hani destekleyebiliriz. Onda da çok fazla şansımız olmayabilir. Çünkü yüzde sıkar e, kalıcı bir iz bırakmamak adına. Tabi ense bölgesi artık kişinin şansıyla da alakalı. E, ne kadar varsa maksimum seviyede zorlayıp olabileceği kadar bir işlem yapmak lazım. Yani az bir saçı da komple kafaya yayıp da böyle çim adam görüntüsü oluşturmamak lazım ya da o kişilere hiç yapmamak lazım. Çok başarılı da protez yapan arkadaşlarımız var, yerler var. Çok ensesi zayıfsa, çok da saç istiyorsa bu saç ekimi işleminden ziyade yapılmayacak gibi ise protez yaptırabilir. Protez. ya yani hiçbir evet, saç bunu önermez ama şimdi gerçekleri konuşmamız gerekiyor. <laughs> o yüzden olmayacak bir enseyi de çok da zorlamaya gerek yok. Evet birazcık yani alternatiflerde Tabii, alternatif. e, araştırılması gerekiyor dedik ve aslında birazcık bununla ilgili de bir soru geldi şu an sosyal medyadan. E, benim sorum saç ekiminden ziyade bu operasyona gerek kalmadan bizim kendimiz dökülmeye karşı nasıl önlemler almalıyız e, demiş izleyicimiz. 30 yaşındayım ve başımın üst kısmı açılmaya başladı. E, bir öneriniz var mı? Şimdi e, birçok e, ilaç, birçok işte PRP tedavi e, teknikleri şeyleri, birçok e, alan var aslında ama <laughs> bence şahsi görüşüm e, çok fazla saç dökülmesi zaten biraz genetik genetik yapıyla da alakalı olduğu için evet. e, bir noktada zaten o genetik yapının aile işte aile büyüklerine baktığı zaman bir şekilde o görüntüyü yakalayabiliyor, yakalayacak yani elinde sonunda o görüntü oluşacak. Sadece işte geciktirme gibi bir şeyler olabiliyor. Yani burada durdurma diye bir şey yok. Ama sadece biraz daha belki zaman uzatıcı PRP tedavisi yaptırabilir. Ee, bitkisel ürünler kullanabilir. O da %10-15. Mezoterapi maksim, var mezoterapi değil mi? Mezoterapi tarzında şeyler. %10-15 oranında maksimum seviyede etkili olabilir. Onları deneyebilir arkadaşımız. Hı hı. Onun dışında bitkisel karışımlar falan... Kullanabilir. Iyi. i̇yi geldiğine inanıyorsa zaten biraz da psikolojik bu işler. Mesela psikolojik. İyi geldiğine inanıyorsa kullanabilir. Evet. Mustafa Bey bu arada soruyu ileten. Kendisine teşekkür ediyoruz sorusu içinde. Peki saç ekiminden bahsettik. Sakal ve bıyık içinde uygulamalar var mı? Çok fazla talep var. Çünkü sakal ekimlerimiz de çok doğal. Yani benim bile yaptığımız işlemleri tanıyamadığım insanlar <laughs> <Durumlarım>. bambaşka <laughs> bir adam olarak geliyor. tabi e, tabii sakal, saç sakal erkeğin tek aksesuarı. E, kadınlar gibi değil erkekler. Bir saçını tarıyor, bir sakal bırakıyor. Bir de iyi bir araba alabiliyorsa alabiliyor. Yani üç, kendine yapabileceği üç şey var. E, o yüzden e, sakal e, sakal ekibinde de saçtan alıyoruz yine. Belli bir dönem sonra zaten oraya uygunluğunu sağlıyor vücut e, o kıl yapısının. E, bıyık ekimi de aynen öyle. Özellikle Araplar falan çok tercih ediyor bıyık ekimini. E, sakal bıyık ekimi de aynı saç ekimi gibi. İşte, kaş. Kaş ekimi de aynı. Kaşta da şöyle bir şey var. Bayanların daha çok tercih ettiği bir yöntem. E, bir istek aslında. Saç ekimi de e, kaş ekimi de saçtan alıyoruz yine ve belli bir dönem sonra zaten oraya yine uyum sağlıyor ama tabii Kaş ekimi çok zor bir işlem. Daha böyle e, i̇nce, de, ince, detaycı olmak lazım. Yönlerini çok iyi belirlemek şeklinin, lazım. Şeklinden Şeklini, şeklinden O yüzden e, kişinin isteğine göre yapabilirsiniz bunu. Genelde son dönemde kalın kaş e, modası çok fazla var. İşte kalın kaş yapalım evet. falan. E, biz de tabii yapıyoruz. Ama... E, Yönlerin çok iyi belirlenmek lazım. Evet, yani saçtan daha önemli burada çünkü çok hassas yani çünkü kaşta, saçta belki biraz dik bir saçı tolere edebilirsiniz ama dik kaşta Saçta direkt kaşta göze çok batar. Kötü, tabii. Evet bir sosyal medya e, sorumuz daha var hemen okuyorum. E, kafa kısmının sadece ön tarafına saç ekildiğinde bile neden saçların tamamı sıfıra vurduru vurduruluyor demiş. Bir de ekim e, yapıldığındaki çirkin görüntü nasıl kapatılabilir? <laughs> İlk Evet, Görünüş. bununla ilgili bir çalışma yapacağım. Nasıl yapılabilir hiç düşünmedim bunu. Şimdi ön tarafa bir ekim, yani şöyle kesmeden ekim yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Evet, ee, ama tıraşsız. Tıraşsız tamam. ekim. Aslında insanlar şuna kanmasın, tıraşsız ekim orta ve tepe bölgesine yapılmaz. Yapılsa bile yalan bir işlem olur. Sadece ön hat kısımlarını ekim yapılabilir çünkü ön bölgede saç olmadığı için ne yapıyoruz? Ense bölgesindeki araya ense bölgesinde pencereler açıp tıraşlayıp alıyoruz. Yani saçı tıraşlamadan ense bölgesini kök alma şansımız yok. Sadece ön bölgeye tıraşsız ekim yapılabilir. E, kötü görüntüyü de kurtarmak adına şapka takmasını öneriyorum. Evet. Beyefendi. Yani ne kadarlık bir süreç diyelim ki ekimden gün. sonra 8-9 günlük bir süreçte e, olay tamamen bitiyor. Dokuzuncu e, 9. günde işte o kabuklanmalar, yaralanmalar tamamen gidiyor ve saçlı bir görüntü oluşuyor. Hı. Yani dediğim gibi uzun saçlılarda e, saç... yavaş yavaş öne gelelim mi? Gelelim. Devam edelim. Uzun saçlılarda ekim e, kesmeden ekim sadece ön bölgelere yapılır. Tepe ve orta bölgesine yapılmaz. Evet, buradan da izleyicimize tekrar teşekkür ediyoruz sorusu için ve yayınımızın da sonuna, sonuna geldik. geldik. Sevgili partnerim o ile zaman medikal Evet, estetik direktörü Serkan Aydın'la birlikte bugünlük de programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. O zaman tekrar haftaya cumartesi 10.30'da TV 8.30'da görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.